Şimdi arkadaşlar senenin son videosuyla tekrardan YouTube'dayız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu videoyu hazırlarken yani sınav yorumunu sizlere yaparken sınava girdim çıktım benim yorumum bu tarzında tek kişinin elinden çıkmış bir yorum hazırlamaktansa hem anket yaptık hem de gerçekten sene boyunca hazırladığım, seviyesini bildiğim öğrencilerden sınav hakkındaki yorumlarını, nerede zorlandıklarını öğrendim. Yani olabildiğince objektif bir şekilde yorum yapabilecek konuma geldik. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Direkt olarak aldığım yorumları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum çünkü yarın AYT sınavınız var. Aldığım yorumlar şu yönde arkadaşlar. Genelde 105 bandındaki öğrencilerimiz 90 ile 100 arasını işaretlemişler ve sınavda özellikle Türkçe tarafının zor olduğunu ilettiler bize. Yani Türkçe tarafında olayı zorlaştırmışlar. Türkçe tarafı normalden daha fazla zaman aldığı için otomatikman diğer taraflara daha az süre kalmış oluyor. Aynı zamanda sosyal tarafına çok fazla yorum sorusu gelmiş arkadaşlar. Bu iki ve üçüncüsü de şu arkadaşlar. Fen tarafı aşırı zor değil. Yani genel anlamda baktığınızda kolaymış fakat fizik tarafındaki eleyicilik geçmiş yıllara nazaran bir tık daha zor gelmiş. Dördüncüsü de şu. Matematik tarafında çok zorlamamışlar. Hatta kime sorduysam matematiğin çok kolay olduğunu söyledi. Çok kısa sürede matematiği iyi yapabildiklerini söyledi. Ama şöyle bir şey var. Bu diğer taraflar, Türkçenin zorluğu, sosyalin işte yorum ağırlıklı olması vesaire, bunların getirdiği böyle bir zaman kaybı olduğu için öğrencilerin bir kısmı gerçekten matematiği yetiştirmekte problem yaşamış. Yani mesela 105 bandında olan, yani istikrarlı bir şekilde sınavdan önce 105 net gören öğrencilerin çoğu mesela bu sınavda 90-100 aralığında işaretlemiş. Ya da bizim 120 bandında öğrencilerimiz var. Yani 115-120 arasına giden öğrenciler de genellikle işte 112 civarında ya da 109-112 civarlarında işaretlemişler. Yani genel anlamda baktığınızda 120'ye yakın öğrenciler kafadan bir 10 net aşağı kırıp yani 110-112 civarlarında işaretlerken 105 net yapan, istikrarlı bir şekilde bunu yapan öğrenciler de genelde 90-100 aralığında bir işaretleme yapmışlar diyebilirim. Burada tabii ki işte şu tarz bir sıralama gelir. Yorumunu yapmak için çok erken. Çünkü daha AYT'ye girmeniz gerekiyor. Ve AYT'nin zorluğu bizim için çok belirleyici olacak. Ama yarın için tahminimi söylersem ki aslında bugün için tahminim de bu yöndeydi. Yani dün bütün öğrencilerim arayıp Türkçe tarafına çok zorlarlarsa Türkçe ile inatlaşmayın. Diğer taraflara geçin. 2019'da da benzerini yaptılar. Diğer tarafları geçin ve Türkçe'yi sona atın demiştim. AYT tarafında da umarım haklı çıkarım. AYT'de de beklentim şu yönde arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla zorlayacaklarını düşünmüyorum. Fizik tarafında birazcık eleyicilik olabilir ama onun dışında gerçekten kolay bir sınav olacağını tahmin ediyorum. Umarım yanılmam. Yerleşme tarafına tekrardan dönecek olursak da dediğim gibi yerleşme boyutunda yorum yapmak için bence çok erken. Çünkü daha AYT'yi görmemiz gerekiyor. İkisinin totalinde yerleştirme sonuçları olacak. Ama TYT bazında bir yorum yapacak olursam ben de işte böyle 2020'de olduğu gibi hani yüksek net yapıyordun ama aldığın sıralama daha aşağılarda oluyordu. Böyle bir olay yaşanacağını düşünmüyorum. Ve de 2019'daki gibi de yüksek sıralama geleceğini düşünmüyorum. Yani birazcık daha bunun ortasında, ayarında bir sıralama geleceğini düşünüyorum. Yani genel anlamda aslında 2019'da 2020 aralığında olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu şahsi görüm ama bunların arasında ortalama bir sıralama bekliyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz için verimli bir video olmuştur. Kesinlikle moralleri bozmayın. Çünkü bence yarın gireceğiniz sınav çok daha önemli bir sınav. Ve burada moralleri bozarsanız, yani mental olarak aşağıya düşerseniz yarın bunları toparlama fırsatını ya da daha iyiye götürme fırsatını kaybetmiş olursunuz. O yüzden dediğim gibi moral bozmak yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.